İzmir'den, Çiçeğin Kenti Bayındır'dan, Yakapınar Mahallesi'nden merhaba değerli Çiftçi TV izleyenlere. Bu programımızda Duran Bozkurt'la birlikte pepino yetiştiriciliğini, organik tarımı, güneş enerjisiyle yapılan kurutma sistemlerini konuşacağız. Evet değerli izleyenler, Bayındır Yakapınar'dayız. Duran Bozkurt'la birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrar programımıza Duran Bey. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Duran abi diyeceğim biz artık. Sorun yok. Samimiyete bağlı. Duran abi, bugün seninle birlikte pepino'yu konuşacağız. Hı-hı. Değil mi? Pepino'nun evet. nelere iyi geldiğini, nasıl yetiştireceğinin yapıldığını, organik üretiminin nasıl yapıldığını bunlara değineceğiz. İstersen biraz pepino'yu tanıyarak başlayalım. Biz senin bahçeni gezerken gördük. Çok çeşitli hallerde var şu anda. Gerek küçük fidan halinde var, meyve vermişler. Boyuna bakmadan meyve vermişleri var değil mi? Evet, boyuna posuna bakmadan yani 1 litrelik saksıda. Evet. Yani bunları şunun için yaptık. Yani insanlar balkonunda bunu yetiştirebilsinler, hı-hı, yani kendileri yetiştirebilsinler diye bu şeyde, hı-hı, yaptık. Bu festivalde de pepino'yu öne çıkaracağız. Bayındır biraz. Çiçek Festivali'nde Bayındır değil mi? Bayındır Çiçek Festivali'nde ve Karşıyaka'da İzmir Festivali'de. Karşıyaka'da öne çıkaracağız bu şeyi, pepino'yu. Evet. Abi pepino'yu biraz tanıyarak başlayayım istersen, saksıya gösterelim izleyicilerimize. Nasıl bir bitki? Anlatalım biraz nelere iyi geliyor. Pepino patlıcangillerden bir bitki. Burayı bir hayvancık yemiş. Burayı bizden önce tadına bakmış. Evet. Patlıcangillerden bir bitki. Yani iklim koşulları uygun olduğunda, yani belirli derece soğukluk olmadan içeriye alıyoruz o zaman. Pardon. İçeriye alıyoruz kışın. Yani eksi derecelerde etkileniyor. Önce yaprakları etkileniyor, hı hı, sonra meyveleri etkileniyor. Dolayısıyla bizim şimdi bir iki hafta içerisinde havaları takip ediyoruz. İçeri alacağız, hı hı, bu bitkiyi. Onun için de dışarıda yetiştirebilir, tarımı yapılabilir bu, hı hı, bitkinin. Yapılıyor yani şu yapılıyor anda. Yapılıyor şu anda. Arada büyük marketlerde falan görebiliyoruz bitkiyi. Ben de incelerken bu bitkiyi ürün gamımızın içerisine koyalım dedik. İşte daha önceki diğer faydalı bitkileri içeriğini okuduktan sonra, evet, yine insan sağlığı açısından, hı-hı, son derece faydalı bir bitki. Cildi düzenler, kan akışını sağlar, damarlardaki işte evet, çeperlerin oluşmasını engeller. A ve C vitamini, evet, deposudur. Aynı zamanda çocukların kemik gelişimini için çok faydalıdır. Anti-agent özelliği, yaşlandırmama özelliği, evet, var. Bu evet, da kadınlar için özellik. Bundan da, bunda da var. Diğer tabii bu aynı şeyler ihtiva eden başka bitkilerde de var. Hı-hı. Örneğin işte biz daha önce sizin programda gojiberiyi anlatmıştık. O da, hı-hı, çok faydalı mesela. Kesinlikle. Evet, o da şu anda geniş alanlara, hı-hı, onları yapıyoruz. Bu bitkiyi de biz 4 sene önce bitkiyle ilgilenmiştim. Sonra o anaçlardan bitkiyi çoğalttık yani. Hı hı. Çoğalttık. Dolayısıyla adım adım insanlara, bu sizin bu programınızdan sonra da ilgi çok artacağına inanıyorum. İnşallah. Evet, çünkü diğer daha önceki yayınlamış olduğumuz programlarda da yani hani şeyde tıklama sayısı yani 12 bin lira falan çıkmış. Evet. Yani evet, teşekkür ediyorum. İlginç konulara değiniyorsunuz çünkü insanların dikkatini çekiyor. Goji beri olsun, şeker otu olsun mesela. Evet, evet. Ada çayınız var burada. İnşallah bir başka programda ada çayını da konuşuruz, evet, burada. Evet, mesela kekiklerimiz var. Kekik Zahter var. Kekiğimiz var. Mesela başka kekik türlerimiz de var. Onları da adım adım konuşuruz. Şimdi hani salatalıkları insanlar hani soyduktan sonra gözlerine koyarlar falan. Aha. İşte hanımlar öncelikle daha çok şey yapar. Cilde iyi geliyor. Cilde iyi geliyor. Bu da aynı zamanda yine kestiğimizi yine süreriz yüzümüze. Kabuğunu kullanırız yani. Tabii ben de mesela tıraştan sonra bazen aklıma gelince 2-3 bölüyorum işte yuvarlak, sürüyorum. Sizin aloe veralarınız da var yine aynı tabii, zamanda. Tabii, onlara evet, da değmiştik tabii, programda. Evet, daha önceki evet, bunu yaptık. Kaparı yaptık. Kaparı yaptık. Evet, evet, evet. Dolayısıyla bitki hala çiçek açıyor.
Çiçek açar, meyve verir sürekli. Evet, gösterelim izleyicilerimize evet. Şöyle. Bakın mor mor patlıcangillerden olduğunu belli eden tipi olarak. Bak direkt tipik bir patlıcan görüntüsü var çiçekte zaten. Mor evet, beyaz evet, çizgili. Evet, yavrulara baktığımızda zaten meyvelere yine aynı şekilde. Bu yumurta patlıcanı deniyor ya, ona da çok benziyor aslında. Bu evet, beyaz top, beyaz. Top patlı. Aynen. Evet. Yumurta gibi gözüken yani patlıcanlar bunları, var. Bunlar biraz daha iyi bakım yapıldığında. Aha. Yani biz 600 grama kadar tanesi. İyi. 600 grama kadar büyüyebiliyorlar. Çok iyi. Şu cüste de iyi çıkarıyor yalnız evet. 600 gramlık meyveyi de. Bu bak. Yere geçmişti saksı. Yere geçmişti. Ben hı-hı. Şimdi biraz önce çıkardım. Diğerleri de var işte bunlar büyüyorlar. Bu ikinci defası meyve verdi bu sene. Çok güzel. Havaların değişimi midir nedir? Biz de izliyoruz yani bunları. Diğer çelikten üretiyoruz bunu. Hı-hı. Çelik üretmiyoruz. Evet çelik üretimi yapıyoruz. Şu zamanlarda... meyveleri var hala hı hı. üstünde. Yani birazcık daha baharı bekleyeceğiz. Hı hı. Yani bunları çeliklemek için. Hı hı. Ama biz örnek olması için şimdiden gösterebiliriz. Tabii tabii gösterebiliriz. Şimdi yapıldığını gösterebiliriz. Hı hı. Daha önce şeyde olduğu gibi ne bileyim Gojiberi'de veya Stevia'da evet. olduğu gibi. Onları da gösteririz. Ve insanlara yine bunları işte burada sizin kanalınızdaki bunu yayınladıktan sonra insanların ilgisi artar. Yani arıyorlar mesela siz telefonu veriyorsunuz herhalde. Arayıp o konu hakkında bilgi ediniyorlar. Evet. Yani veya insanlar meraklı giderek işte toprağa ilgi duymaya başladılar. Alternatif bitkilere de çok yoğun ilgi var şu anda aslında baktığımızda. Alternatif ürünler. Yani alışılagelmişin dışındaki ürünleri de yetiştirmek doğru, istiyorlar. Doğru. Mesela dün Kemalpaşa'daydım. Orada kiraz bahçelerini hı hı. çünkü yaşlanmıştı kirazlar. Onları şu anda söktüler. Yer hazırlanıyor. Oraya büyük bir yerde yani gojiberi ile ilgili bir plantasyon hazırlıyoruz. Daha sonraki zamanda sizleri oraya hı hı. davet edelim. Gerçekten yani o bitkinin faydalı olduğunu, tarımının evet. gerçekten yapılıp da yani hem karlılıklarını hı hı. Göstereceğiz hem de bunları bizim bu aşağıdaki alternatif enerjiyle hı hı. Şeyde kurutma sistemini yapacağız. Hı hı. Pepino'yu da kurutuyoruz. Çok yani güzel. Her şeyi kurutabiliyoruz yani sistemde. Pepino'yu böyle yuvarlak yuvarlak kesiyoruz yani portakal dilimler gibi. Kurutuyoruz yani. Kuru meyvelere dönüyor yani. Kuru meyveye dönüyor. Kıtır kıtır yiyoruz. Nasıl karpuzu da kuruttuk. Ne bileyim domates de kuruttuk. Salçayı da kuruttuk. Yani istediğimizi kurutabiliyoruz ki toz toprak şey falan olmuyor yani. Onun için de pepino'yu da denedik yani. Bu sene denedim ben. Gayet güzel kıtır kıtır yedik. İnsanlar önce anlayamıyor nedir yani. Ben söylemiyorum yani. Bunu al bir şey benzetemiyorlar ama. Biraz sonra hem de normal meyvesini de yediriyorum sonra. İşte bu meyve dediğimizde. İnsanlar kışında yani meyvenin olmadığı zamanlarda kuru meyve olarak kullanabiliyoruz. Çerez evet. türü gibi yapıyoruz. Hı-hı. Birkaç tane meyveyi bir araya koyarak hı-hı. kokteyl bir şeyde meyve kurusu hazırlayabiliyoruz. Aslında çocukları mesela gelişim çağında olan çocuklar için ihtiyaç olduğundan bahsettik. Nasıl bir kuru üzüm, kuru kayısıyı çocuğun beslenmesine koyuyorsak ya da sabahları yediriyorsak belki kuru pepinoyu da aynı şekilde yedirip yoğunlaştırdıktan sonra tarımına böyle bir destek sağlayabiliriz. Bu çocukların da gelişimleri için çok önemli tabii. Bir meyve şu anda. Programından sonra bunları yine keser, şeyde gösteririm, orada anlatırım şeyin sistemin başında. Yani olmadığı zamanlarda bunu tüketmeliyiz. Aynen. Çünkü çok faydalı bitki. Çünkü orada da kuruttuğumuzda yani içerisindeki ultraviyol ışınlar girmediği için oraya. Aha. Dolayısıyla içindeki besinler sağlıklı kalıyor. Evet. Yani gitmiyor yani orada. Yani insanlar dışarıda direkt güneşe maruz bırakarak kurutuyor. Evet. Meyveleri, başka şeyleri, sebzeleri de kurutabiliyoruz. Mesela ne bileyim stevia yaprağı, gojiberi yaprağını oraya koyup bir saat sonra kuru olarak alıyoruz yani. O kadar hızlı bir de sonuç. O kadar tabii. Fanlar çalışıyor şeyler içeriye belli derecede sıcak hava üflüyor. Onun için de yani pepino bir dahaki yani fuarda insanlara tattıracağım yani. Hani, hem kurutulu hem yaşılı. Tabii. İnsanlar hani fuarda şeker, lokum bilmem ne ikram ediyor ya. Şeyde. Biz de ne yapacağız fuar esnasında? Gojiberi tattıracağız. Şekerotu. Şekerotu tattıracağız. Kuru üzüm tattıracağız. Kendimiz yaptık. Kurutunuz. Tabii şeyi yaptık. Narın koyduk kuruttuk. Onları kuruttuk. Başka yani hepsi her şeyi kuruttuk. İnsanlara böyle güzel tabakların içerisinde adım adım nasıl size kaparayı tattırmıştım. Evet. Onun gibi bunları tattıracağız. Onun için de
Elimizde olan pepinoları işte bunları içeri aldıktan sonra daha devam gelecek, edecek. Tabii, gelecekler. Daha devam saksılarını edecek. Değiştireceğiz tabii bunu. Evet, aldığımızda da aynı zamanda saksılarını değiştiriyoruz. Tabii. Kışın rahat geçirsinler. Hı-hı. Geçirsinler çünkü bahara bize lazım. Evet. Yani Şubat ayında özellikle bunları çelikleyeceğiz. Çoğaltacağız yani binlerce çuval yapabiliyoruz yani. Evet. Şimdi bu güneş enerjisinden bahsettik. Alternatif güneş enerjisini kullandığınızdan bahsettiniz kurutma için. Evet. Bu nereden esinlendiniz buna diyelim? Çünkü şeker otlarını konuştuğumuz aslında böyle bir projeniz vardı. Bunun da biraz gelişim sürecini öğrenmek istedim. Ya tabii o zamanlar daha önceden zaten planım da vardı da o zaman param yoktu. Daha sonra bir şey ayarladık. İşte paramı ayarladık. Bir hoca var. Daha önceden fuarda tanışmıştım İzmir Enternasyonel Fuarında tanışmıştım bir hocayla. Bu tip şeyler yapıyordu. Patentli ürün bu. Yani bu modelini de bize özel yaptı. Ben istedim yani onu öyle yapmasını böyle istedim. Yoksa dikey buzdolabı gibi düşün. Kasalar vardı. Yine havalar girip iki taraftan giriyordu dolaşarak. Öbür taraftan itekliyor içerideki havayı bir yerden iki taraftan girip bir taraftan çıkıyordu. Dikey duruyordu bu. Bu nasıl şimdiki? Bu yatay yerde, 10 tane kasamız var yerde. Bu daha verimli oldu bizim açımızdan. İçe toz toprak girmez, bilmem ne olmaz, sinek böcek girmez. Bir de kuruturken biliyorsunuz gündüz kurur, gece nem alır. Afla toksin ürer. Evet. O da küf, işte kanserojen. Kanserojen bir madde. Bizde böyle bir durum söz konusu değildir hiçbir şekilde. Afla toksinle de karşılaşmıyoruz. Kesinlikle yani. Ne koyduk oraya kurutacağımız, aklımıza ne geliyorsa. Aynı şekilde tertemiz olarak alıyoruz. Toz, toprak, sinek, böcek, karınca, ıvır zıvır bir şey, arı falan girmez yani oraya. Evet. Girmez. Hiçbir şekilde buradaki çıkan şeyleri, meyveleri, işleri hiçbir şekilde yıkama, yerken yıkama gibi bir derdiniz, endişeniz olmasın. Zaten çünkü ilaç kullanmıyorsunuz. Hayır, tabii. Hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Evet. Onun için de pepinoyu önümüzdeki şeyde kurusunu ve meyve olarak insanlara tattıracağız. Hem bu direkt böyle de ayva yer gibi, elma yer gibi böyle direkt yiyebiliyoruz yani şeyi. Meyveyi direkt olarak tüketiyoruz. Tabii direkt olarak kullanıyoruz. Aparatif olarak şeyleri kullanıyoruz. Mesela ben salataya rendeliyorum bunu. Çok güzel oluyor salatanın üstüne. Böyle bir yeşil salata yapıyoruz işte biz burada bu şeyleri toplayıp. Üstüne her türlü faydalanıyoruz. Tabii. Yani rendeli biz insanlar çok farklı geliyor yani ve misafir geldiğinde özellikle bir meze falan hazırlarken onları ben yaparım genelde. Genelde onları hazırlıyorum. Farklı bir ürünle karşılaşıyorum. Tabii yani. Sarımsaklı yoğurt da yapıyorum. Üstüne şey yapıyorum. Çok güzel oluyor. İçine yine böyle. Tabii içine yine gocuberi yaprakları doğruyorum. O çok faydalı. Yani salata olarak da tüketiyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla keyifli bir çalışmamızın içerisinde gocuberi bize fayda pepino bize fayda sağladı. Bundan insanlar hem alıp bahçelerine dikecek veya bir sebze üreticileri işte pazarda bunu satmak için bizim köyün alt tarafında çayır dediğimiz bir yer var. İnsanlar orada sebzecilik yapıyorlar. Şimdi birkaç kişiye anlatıyorum bu sene onları. Ya alın bir dönüme zaten götürüp kendi sebzelerini götürüp pazarda satıyorlar. Pazarlarda yani örneğin işte Gaziemir pazarda veya Karşıyaka'da İzmir'de. Şimdi bir bölüme onlara pepino diktireceğim, ektireceğim yani. Çok güzel. Evet, fidelerini hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Çok iyi. Şimdi onun şeyinde standında farklı bir şey olacak. Ben de gideyim aynı zamanda onun pazarında duracağım. Onunla beraber pepino satışı yapacağız. Hem yanında fidesini koyacağız. Hem de meyvelerini kasanın içerisinde meyveleri. Siz de yetiştirebilirsiniz diye fideyi de satacağız yani. Tabii elbette. Yani onun için işte nasıl hani portakalları şeyleri koydukları viyoller var hani böyle şeyleri. Bunları da böyle tek 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 özel bir şey yaptıracağız. Öyle planlıyorum yani. Şimdi çocuk arkadaş yani ikna oldu. Aa çok güzel. Evet. İzmir'deki pazara giden bayanları, erkekleri farklı bir ürün bekleyecek artık yani bundan sonra. Farklı yani. Hem bitki halinde bulacaklar hem de meyve halinde bulacaklar. Tabii hem de kurusunu bulacaklar. Ha kurusu da. Tabii canım. Evet. Sonra bunun mesela daha önce şeyden kremini yapmıştık. Mesela Aloe vera'dan. Mesela bunu da öyle bir şey yapmayı planlıyoruz aynı zamanda. Bir konuşayım şeyle üniversitesiyle hocalarla farmakolojiyle
bir konuşayım nasıl olacak evet. falan diye götüreyim de öyle onlar da, onların da dikkatini çekelim evet, diye düşünüyorum. Farklı ürünler, sizde çok farklı çalışmalarınız var. Yani, evet. Peki ne kadar süre oldu demiştiniz? Bir 3-4 sene sanırım değil mi Pepino? Pepino'yu 4 sene yok. Aslında biz 2008 yılında bir İzmir Tarım Fuarı'nda tanımıştık. Bir bitki, bir kişi vardı. Adapazarı'nda mı nerede bilmiyorum. O getirmiş yani şeyde meyveci. Daha önce Mehmet Bey de onun şeyini bir program yapmış onunla Pepino'yu. Bahçesine gidip de yok başka şeyler başka de vardı. O da benim gibi biraz meraklı şeylere. Onu da biz de orada almıştık şeyden fuardan. Fakat o zaman İzmir'de oturuyorduk. Şeyde bahçemizde unuttuk yani daha doğrusu soğuğu çok fazla tanımıyorduk. Evet. Kışın kuruttuk yani. Dondu yani daha dondu. Doğrusu dondu. Soğuğu sevmiyor. Soğuğu çünkü. Sevmiyor. İşte buraya taşınıp biraz kafamız daha rahat olunca neleri yapacağımızı kendi kendimizi planladık yani. Planlıyoruz. Yavaş yavaş planlıyoruz. Planlıyorsun. Evet, planlıyoruz yani. Onun için de Pepino'yu bu sene birazcık öne çıkardık. Yani her sene iki tane yeni bitkiyi evet. öne çıkaracağız diye şey yapmıştık. Bu sene Pepino'yu bu önümüzdeki 2000 şeydeki fuarlarda Pepino'yu daha ön plana çıkaracağız. Çıkaracağız evet. Pepino'yu. Evet evet işte fotoğraflarını çekeceğim. Oraya afiş gibi bir şeyler hazırlayacağım. Bayrak yapacağım. Bilmem ne yapacağım filan. Evet. Yani, Pepino artık ön plana çıkacak. Ülkede de yavaş yavaş tanınmaya başladı zaten. Üretimini de yapsınlar artık. Mesela yani çok az yani şeker çok az ihtiva ediyor içinde. İnsan sağlığı açısından mesela şekeri düşürücü şeyleri var. Özellikleri var. Yani saymakla bitmez. Şeyde sisteme internete girip bakıldığında orada birçok bir şey yazılmış kesinlikle. Yani. Evet biz kesinlikle. De işte bu önümüzdeki yıl için yılbaşından sonra işte bir web sitesi oluşturuyoruz. Çok güzel. Ürünlerimizi orada bu hikayelerimizi orada da yazacağız, anlatacağız insanlara. Çok güzel. İnsanlara anlatacağız. Dolayısıyla hem oradan da insanlar bizi arayıp bitki istiyorlar mesela. Oradan daha rahat bulabilecekler. Evet. Oradan aynı zamanda internet üzerinden bitkilerimizi satış yapacağız. Ona göre standartlar yapıyoruz işte çok şeyler güzel. Yapıyoruz. İşte bir kargo firmasıyla anlaşacağız filan veya da insanlar buraya geliyor. Ya yeni bir furya oluşuyor zaten artık çeşitlilik oluşmaya başladı. Zaten polikültürün olduğu bir yerdeyiz İzmir olarak baktığımızda. Evet, evet. Her çeşit ürünün yetişebileceği muhteşem bir mevsimi var İzmir'in. Evet. Muhteşem bir havası var. Yani iki gündür biz mesela arkadaşlarla birlikte çekimdeyiz. Yağmur, yağış bekleniyor, fırtına bekleniyor. Bornova'da fırtına var, yağmur var ama bu tarafa geldiğimizde hava günlük güneşlik. Evet. Çok farklı. Yani her tarafın iklimi birbirinden farklı. Her türlü bitkiye de müsait. Bu bitkiler ülkemize yetişebiliyorsa, biz bir tarım ülkesi olduğumuzu iddia ediyorsak yeni kapılar, yeni gelir kapıları açmamız lazım bizim üreticimize. Halkımızın da sağlığını, tüketicinin de sağlığını düşünerek tabii ki. Tabii tabii. Ben ikincisi beni çok fazla ilgilendiriyor. Evet. Yani sağlık. Sağlık. Yani çok fazla bir kaygımız yok ama bir hevesimiz var yani bu işleri yapalım, insanlara şey yapalım. Bir de ben ona çok heyecanlanıyorum. Yani yeni bir şey değil. Herkesin evet. bulduğu, yaptığı, yetiştirdiği bir bitkidir ama önemli olan yayılsın, onu öne olsun. Çıkarmak. Onu dediğiniz evet. gibi insanlar alsın. Ne zararı var? Devamlı bu şeyden Mayıs'tan beri meyve veriyor. Belki de meyve tüketme alışkanlığı olmayan birisinin hoşuna gidebilecek bir meyve olacak. Farklı biri, farklı bir lezzet tatmış olacak belki deneyip. Ya mesela diyetisyenler şey veriyor, ara öğünler, meyveler bilmem evet. ne veriyor, elma veriyor, başka bir şeyler veriyor işte arada atıştırmalık şey kalmasın diye. Mesela böyle bir durumda pepino versin. Her yerde de ulaşabilecek durumda olacak artık. Her yerde de ulaşabilecek yani ne bileyim faydalı bir bitki yani meyve. Evet. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken, ilgi çekilmesi gereken bir bitki olduğunu düşünüyorum ben de. Bir ufak bir ara verelim. Aradan sonra uygulamaya geçelim. Nasıl üretildiğini konuşalım. Hastalığı zararlısı var mı? Onlarla devam edelim. Ufak
ufak bir ara, sonra tekrar birlikte olacağız dedik ve buradayız. 4 yıldır, yaklaşık 4-5 yıldır özellikle yoğun olarak üretimini yaptığınızdan bahsettik. Bu sene birazcık daha yoğunlaştırdık. Yani daha önceki de zamanlarda... Gözlemde sadece kısımlar. Peki bu dönemde yerleşik bir hastalık ya da zararlısıyla karşılaştınız mı? Çünkü siz herhangi bir ilaç kullanmıyorsunuz. Yok, kullanmıyorum. Evet, yarı rastladım. Yani bizim yaprak biti dediğimiz şeyler var. Onlara karşı, zararlar var. Onlara karşı da mücadele ediyorum ben. Yine acı biber, sarımsak. Evet, müthiş tavsiyeleriniz var, türleriniz var. Onları kullanıyoruz. Yayıcı yapıştırıcı olarak kullanıyoruz. Tabii bunları takip ederken uğur böceklerini takip ediyoruz, karıncaları takip ediyoruz. Şimdi karıncalar bunların dallarına tırmanınca demek ki şey gelmiştir. Yaprak biti geldi. Yaprak biti diyoruz, değil mi? Vardır diyoruz. Ben de aralarına falan bakıyorum falan. Sonra onları rastlıyorum. Tabii diğer normal diğer ilaç kullananlar nasıl yapıyor bilmiyorum ama belki biz daha sık yapıyoruz. Yani mesela kontrol ediyorum. İlk yaptığımızda çok etkili olmamış oluyor. Tabii. İkinci, üçüncü defasında yapıyorum. Onun nasıl için ayrı bir yok. Ayrı bir pompam var. Nasıl bir zararı yok? İstediğimiz kadar zararı yok. Tabii. Mesela hangi ilacı mesela yapınca şeyi üstünden diyor ki işte ilaçların üstünden yazıyor. Gösterelim onu tekrar. Yazıyor. Şu kadar şeyden sonra yenilebiliyor diyor. Biz ilacı sıktık. Hemen yemeye başlarız yani. Evet. Sadece yıkarız biraz. Tabii acı biber, gitsin diye, acısı tabii. gitsin diye. Ya kimyasal ilaçlar da o şekilde. İlaçlamadan son hastata kadar belirli bir tarih var. Onlara uyulması gerekiyor. Buradan kimyasal kullanan izleyicilerimize de özellikle söyleyelim. Lütfen attığınız kimyasallardan sonra ve doğru kimyasallardan sonra diyelim. Son yenmesi için geçen bir süre var. Bunu da ilacın arkasını kontrol ederseniz zaten orada belirtiliyor. Bu süreyi bekledikten sonra yiyelim lütfen. Çünkü hatta biraz daha geçirelim yani o keşke, süreyi. Keşke. Yani buna dikkat etmiyoruz. İşte biz mesela çevreden görüyorum. İnsanlar işte ilacı sıkıyor. Birkaç zaman bir şey yaptıktan sonra hemen alıp götürüp pazarda satıyorlar. Yani kontrol yok kesinlikle yani. Sonra yani, gümrüklerden geri dönüyor. Evet, o gümrüklerden geri dönüyor. Buradan da oluyor. İnsanlar giderek bu sizin programlardan sonra insanlar giderek daha bilinçlenip yani en azından soru sorması lazım, itiraz etmesi lazım, şüphelenmesi lazım, eleştirmesi lazım tabii. Evet, nasıl yetiştiriyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Diye en azından bir şeyler sorması lazım insanlara. Biz de bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Hayır, giderek hastalıklar bizi çevirmiş etrafımızı. Yani her şeyden şüphelenir olduk yani. Her şeyden korka yapıyoruz. Örneğin işte ben o şeylerden yani pazarda gidip sebzecilere falan hiç bakamıyorum yani. Nasıl olduğunu en azından buralara gelince gördüm. Arazimizde otları takip ediyoruz. Şimdi işte ısırganlar başladılar çıkmaya. Semizotu devrini kapattık ama biz onları yine dolabın üst katına aldık bazılarını. Evet, aldık. Onları takip ediyoruz yani. Yoksa yani bu ciddi anlamda insanlar hem kendileri sorumlu olacak, kendi çocuklarımızın geleceğimizle ilgili yani hastalık ve zararlara karşı insanları korumamız lazım kesinlikle. Kesinlikle korumamız lazım. Kendi yemediğimiz, kendi tüketmediğimiz, kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz ürünü kimseye vermememiz gerekiyor kesinlikle. Tabii iyi bir konuya geldiniz. Daha önce bir yayında izlemiştim, bir tarım kanalıydı. İşte bir hanımefendi diyor ki, ya diyor bak diyor bunları diyor kendimiz için ürettik. Öbürlerini kimin için ürettiniz? Değil mi? Pazara sunuyor. Ya bakar mısın kendimiz için? Başkalarının çocukları ne oluyor peki? Aynen, o elmayı yerken veya o domatesi yerken, o salatalığı yerken. Dolayısıyla hakkaniyetli olmalıyız yani. Evet. Yani vicdanımızı biraz dinlemeliyiz galiba, değil mi bu konuda? Kesinlikle yani. En büyük şey onu dinlemek. Dolayısıyla yani dünyaya daha güler yüzle bakarsınız. Doğaya, çevreye, börtü böceğe daha samimi şey yaparsınız. Ondan dolayı da yani gelecek nesiller gerçekten birazcık daha okuyan, bilinçli, eleştirel yönden baktığımızda yani doğayı, çevreyi ve insan sağlığını kurtarabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah kurtarabiliriz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bizler de. Dilerseniz artık şeye başlayalım. Üretime başlayalım. İzleyicilerimiz üretimi merak ediyorlardır. Evet. Şimdi çelik almak için nasıl bir bitki seçmeliyiz öncelikle? Çelik almak için buradan herhangi birini seçebiliriz. Örneğin işte buradan meyvesi olmayanlardan bir tanesini seçebiliriz.
Dur makasımızı hemen şuraya zeytinimi hazırlamıştım. Duran Bey organik tarım üreticisi olduğu için kullandığı her şeyde dezenfektanlarla dahil olmak üzere doğal yollarla yapıyor. Evet. Bir zeytin de mesela. Zeytinimiz uzun zaman. Zeytin çok faydalı. Hem bıçağımızı yağlıyor. Şu kaç yıllık bıçağım benim makasım. Evet. Yani ben hiç yadırgamıyorum o yüzden. Siz direkt zeytin çıkarıp bıçağı temizlersiniz çünkü biliyorum. Evet, teşekkürler. Evet. Zeytinle bıçağımızı temizledik. Peçeteyle de şöyle hafif siliyoruz. Temizledik, sildik. Evet. Bıçağımızı hem yağladık hem de dezenfekte etmiş olduk bu arada. İçerisindeki asitten dolayı. Tabii. Buradan bir tanesini aldık. Dur şuradan göstereyim. Gösterelim. Evet. Seçtiğimiz bitki şöyle izleyicilerimiz görsün. Evet. Olgunlaşmış artık böyle bir. Evet, olgunlaşmış. Çalı formuna gelmiş bir bitki. Gelmiş evet. Şuradan alalım. Alttan bir göz bırakacak şekilde şuradan gözler. Oradan bunlardan da devam ediyoruz. Bir göz bırakıyoruz ki devam etsin bitkimiz tekrar. Şöyle. Çatallı kestik. Evet. Tırnaklı. Evet. Kestik. Şimdi bu viyolün boyuna göre bu viyol 7 santim. Bunun 7 santim. Evet. Biz bunun şöyle boyuna gösterelim. Göre. Evet. İzleyicilerimize. Evet. 77 tane gözü var bunun. Bu çok iyi çimlenme yaptığı için daha hacimli viyoller seçiyoruz buna. Evet. Mesela daha başka bitkilere işte 104'lük viyolleri seçiyoruz. Daha başka bir yere daha küçük şeyde yapıyoruz. Üretim materyali olarak ne kullanıyoruz? Buna torf kullandık. Kum kullandık. Kum var. Toprak düzenleyici kullandık. Yani Leonardit. Leonardit var. Köklendirmeyi teşvik ediyor yani. Gösterelim izleyicilerimize de hafif bir yapımız var. Evet. Perlit karışımı da var sanıyorum. Biraz. Evet. Perlit de var. Evet. Şimdi bu bitkimizi şurada gözler var. Bunların hepsi aslında birer bitkicik olacak. Bitkicik olacaklar evet hepsi. Onun için de biz yaklaşık olarak şöyle şurayı ölçüyoruz. Yani tabana değmeyecek şekilde baktık. Yani şu kadar. Şimdi biz bunu iki gözü dışarıda bırakacağız şöyle. Evet. Burayı da toprağa olacak. Tam değmeyecek, alta değmeyecek. Yani 2 santim falan ortada kalacak. kesiyoruz. Yine yani şöyle bir yani 45 derecelik bir açı her zaman uygundur. Evet. Bir de bunun düz ve ters kısmı vardı sizin bahsettiğin suyun düzgün yürümesi için. Evet. Önemli noktalardan birisi. Evet. Şuradan su damlacıkları kayıp düşecek. Gündüz gece yani seraların içi nem alıyor. Orada tomurcuklar birikiyor sabah baktığımızda. Evet. Buradan kayıp düşecek. Diğer şekilde olsaydı buradan kalıp duruyor. Burada yani hastalık olabilir. Evet. Şimdi bunu aldık. Şunu da alabiliriz. Yani bazı durumlarda iyi köklenmeyen şeyler için şöyle tırnağımızla şöyle kenarına yara açıyoruz biraz ki. Evet. Yani oradan da patlasın. Kök sağ olsun, patlasın. Evet. Bunu alıp şöyle dikiyoruz. Evet, bakın dikiyoruz. Şöyle şu üç parmağımızla da şöyle bastırıyoruz. Güzelce kavrasın diye. Evet. Toprakla buluştu. Toprağımızda hafif nemli zaten. Nemli suladık. Evet. Şimdi yine şunları alıyoruz. Şöyle alıyoruz. Bir tane daha göstereyim. Yani şöyle de yapabiliriz mesela. Başka bir şey göstereyim. Şimdi fotosentez yapsın diye mesela dur bakayım. Şöyle aldık. Yapraklar devam etmesin. Yani buraya enerjisini vermesin diye şöyle yarılarını kestik. Bu da bir çelik şu anda. Tabii yani. bu da bir çelik. Üstünü yine düzgün keselim. Evet. Tabii burada makas çok önemli arkadaşlar. Net bir kesi aldı. Şimdi iyi beceremedim ama hem temiz hem de çok keskin olması lazım. Öyle eğri büğrü, yamuk yumuk paslı falan makaslarla yaparsak hastalık geçer diğer şeylere. Hem de burayı çok yaralamış oluruz. Evet. Net bir şey yaptığımız zaten burası yaralanmış oluyor. Bir de siz makasla kestiğinizde bir daha yara açarsak. Bitki bu sefer köke çalışacağını, üst kısmı onarmaya, kendini korumaya çalışacak. Evet. O bölgeyi öldürmeye uğraşacak ya da kurtarmaya çalışacak. Bitki gücünü yukarıya vermiş olacak. Evet. Biz de bunu istemiyoruz. Bitkinin kök yapısının çalışmasını istiyoruz şu anda. Evet. Şu anda önce kök yapısı çalışacak. Yine burada fotosentez yapacak. Bazen yapraktan verdiğimiz besleyiciler var. Mesela bunları hala burası devam edecek. Evet, şu anda buradan fotosentez yapmaya devam edecek. Devam edecek, evet. Besleyecek de kendisini. Besleyecek. Yani iki yöntemle yapıyoruz ama şu bizim için daha pratik.
daha pratik, evet, daha seri, daha hızlı yapıyoruz. İki şekilde de oluyor. Yaklaşık olarak 14 gün, yani 10-14 gün arasında bunlar çimlenecekler. Hızlı bir çimlenme süresi var. Hızlı bir çimlenme süresi var. Biz tabii bunu Leonardit'le birazcık daha kolaylaştırıyoruz, işini kolaylaştırıyoruz yani. O da doğal bir ürün. Evet. Biliyorsunuz iki kömür katmanının arasında, lignitin katmanının arasında kahverengidir, daha oluşmamıştır atıyorum. Evet. 1 milyon filan sene sonra belki oluşacaktır, belki oluşacaktır. Ya, pardon, 1 milyon dedim, fazla mı attım bilmiyorum ama o kadar. Uzunca ama hiçbir enerjisi yok, yıllardır bu bilinmeden yaşandı. Evet. Leonardit, yani humic acid dediğimiz. Evet. Şimdi işlenmeye başlıyor. Bu hem sıvı halde var, hem toz halde var. Toz haldeki olanları bazı harçlara karıştırıyoruz. Mesela bitki dikerken toprak düzenleyici olarak dikim çukurlarına karıştırıyoruz bunları. Onun için de bitki hem köklenmesini teşvik ediyor, hem de oradaki eksik şeyleri, nedir, besinleri sağlıyor bize. Biz de bunun harcına karıştırdık. Peki Leonardit harcı kullandığınız başka bir şey var mı? Mesela siz bir ara solucan gübresi de üretiyordunuz. Tabii kendiniz. Tabii solucanlarım şey oldu, bizi terk etti, küstüler. Daha doğrusu ben bu sene onlara bir seyahatimden dolayı da bir yaptım ama onu bir arkadaşıma göndermiştim. Daha önce iki kasasını göndermiştim. Orada hayatlarına devam ediyorlar. Solucan gübresi de tabii çok faydalı bir gübre. Evet. Hem direncini artırıyor. Kesinlikle. Bitki çok sağlıklı gelişiyor. Erkencilik sağlıyor. Meyveye durması. Yani bitkinin gövde yapısı, çiçek yapısı, her şeyi değiştirebiliyor. Yani. Evet. Onun için de kesinlikle yani doğal gübreleri kullanmamız lazım. Doğal materyalleri kullanmamız lazım. Şimdi konvansiyonel tarıma geçiyor. Yok işte şu kadar çok hızlı alacağız, bilmem ne kullanacağız. Oysa ki bu topraklarda yaşayan insanlar daha önceki bundan 20 sene falan, 30 sene önce yani herkes doğal bir şekilde ekiyordu, biçiyordu. İşte buğdaylar bile gitti. Kaçıncı buğday? Eskiden buğday ekildiğinde aldığında önce tohumluk ayrılırdı. Evet. Sonra tekrar o tohum kullanılırdı. Ona giderdi. Başka bir şey olurdu. Şimdi sonra işte sertifikalı buğdaylar çıktı. Tamamını satıyorsunuz, gidip mecburen tohumluk buğday alıyorsunuz gibi yani. Şimdi bu onun için de bir sürü sıkıntı çıktı yani şimdi. Evet, farklı şeyler de var, yönlendirmeler de var. Ne yazık ki biraz da bağımlı hale geldi bizim üreticilerimiz. Küçük üreticilerimiz için özellikle bellerini büken bir durum bu. Bence de. Kendi atalık tohumlarıyla yapılan üretimler de tabii ki daha farklı. Eski lezzetler, eski tatlar daha farklı, daha başka. Evet. Şeyde mesela Çanakkale'de bir arkadaşım var, gerçekten bu eski kara buğdaydan şeyler yapıyor. Bir gün onların sizi tanıştıracağım. Çok sevindim. Tanıştıracağım, yani onlarla öyle bir program yapmanızı öneriyorum. Gerçekten yani geleceğimiz açısından insanlara çok tarımla ilgili iyi bilgiler toplamışlar, veriyorlar. Evet. Üstelik kendisi inşaat mühendisi olmasına rağmen tamamen bir doğa tarım gönüllüsü. Çok Mustafa, güzel. Onu bir gün size telefonlarında veririm. Çok o taraflardan seviniriz. Geçerken bir uğrarsınız. Yani gerçekten farkındalık yarattı çocuk. Çok seviniriz. Böyle farklı düşüncelere, farklı görüşlere de çok ihtiyacı var bizim toplumumuzun. Şimdi ben solucan gübresine dönmek istiyorum tekrar. Çünkü solucan gübresi de bize en çok sorduğu sorulardan birisi üreticilerimizin, izleyicilerimizin. Her şeyle besleyebilir miyiz diyorlar. Siz çok beslediniz burada. Ben yumurta kabukları ne kadar ayırdığınızı gördüm. Tabii, tabii. Şimdi mesela evdeki çayları, kahveleri, demleme kahvelerini hepsini getiriyorum. Kapak toprağı olarak kullanıyorum. Ha. Onları mesela yeni yaptım. Onları hiç atmıyoruz. Biz zaten atığımız yok yani. Evet, bizim atığımız çıkmıyor zaten. Evet, evet, yok. Evet. Solucan gübresini kesinlikle biz hem sıvı, mesela daha önce hem sıvı halde verdim. Evet. Bunu yapraktan verdim. Hem yapraktan hem topraktan verdim sıvı halde. Katı halde de harcına karıştırdım. Yani çok faydasını i̇ki gördüm. İki türlü de kullandınız. İki türlü de kullandım. Çok hızlı da ürüyorlar zaten. Evet. Seri çoğalıyorlar. İşte geçen başka şu anda benim elimde hiç kalmadı. Geçen bizden bitki alan Antalya'da bir çocuk var. Bir insan var yani. O da amatör olarak üretiyor. Ondan istedim. Yani solucan gübresi istedim. Bizimkileri bu sene, yani önümüzdeki yıl birazcık daha seri şeye hazırlayacağız. Seri bir üretim yapacağız ama şimdilik yani onu ticari olarak düşünmedim. İlerideki tarihlerde belki o arkadaş da ekonomik olarak şeyi de katarsa onu bir ticarileştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bizim
solucanlarımız diğer solucanlara göre daha farklı bir cinsti. Onun için daha seri çalışkanlar. Onları bir dahaki şeyde inşallah farklı bir zamanda bir program olduğunda i̇nşallah. Onları size tekrar buraya getirip tanıştırırım. İnşallah. Evet. Peki yumurta kabuğunu nasıl kullanıyordunuz onların beslenmesinde? Muz kabuğu, yumurta kabuğu, evet, her şey var. Evet, şimdi bunları yani tabii öğütücü makinem olmayınca evde blenderdan mesela kahve öğütücü şeyimden iki aşamalı bir parçalayıcıdan geçiriyorum. Oradan çıkarıp kahve öğütücüsünü içerisine atıyorum. Toz haline getiriyorum bunu. Dolayısıyla onlar tabii bunu şeyden Torbalı'dan bir mermerciden mermer tozu da almıştım ben. O da aynı şeyi ihtiva ediyor. Kalsiyumlu. Ama tabii yumurta kabuğu daha faydalı tabii. Evet. Onlara beslenmesiyle ilgili diğer besinlerine kattım yani kendimin kendim hazırladığım harcını içerisine kattım. Mesela kahvelere, kahvehanelere kovalar koyuyorum. Şeylerinizi, çay posalarınızı atmayın diye. Onlardan hep burada buradaki kahvehaneden her gün, her iki günde bir kova yani yaklaşık 30 litrelik bir şeyle alıp getiriyordum buraya. Bir depo hazırlamıştık. Şöyle işte şöyle bir yer. Onun içerisine koyuyorum. Aynı zamanda altta da musluğu var. Aşağıdan akıyor. Dolayısıyla orada onların besin şeyiydi. Elimize geçen diğer şeyleri de içine atıyorduk yani. Narenciye hariç. Narenciye sıkıntı veriyor. Evet. Onları sevmiyorlar yani. Sevmiyorlar. Ondan kaçıyorlar evet. Biraz. Peki abi şimdi biz çeliklememizi yapıyoruz. Yaptıktan sonra yapacağımız bir uygulama var mı? Onları anlatalım. Sonra biz biraz daha çelik yapalım. İzleyicilerimize biraz daha tamam. Uygulama gösterelim. Yok şimdi bunu yaptık. Çelik yaptık. Sonra sulamasını yaptık. İçeriye mi alacağız? İçeriye alıyoruz. Seranın içerisini alıyoruz. Yani uygun o hava yani şeyi sağlıyoruz. Ortalama. Daha sıcak bir yerde kalmaları gerekecek dışarıdakilere evet. Göre galiba. Daha bazı bitkileri seranın içinde de başka bir seranı kapatıyoruz. Alçak tünel yapıyoruz bazıları. Bazen evet o demirleri bastırıp alçak tünel yapıyoruz. Onun içerisine de içeriye şeyle sisteme açıyorum hemen şeyi. Tavanla sisteme yapıyorum. Kapatıyorum hiç. Öyle bir sıcaklık sağlıyoruz. Tabii oraya. Koruyoruz daha yani. Evet, rüzgar falan da girmiyor. Evet. Bir de şu yenmiş meyve vardı bir tane. Onu da bir içini açıp gösterelim mi? Nasıl bir meyveyle karşılaşacaklar? O artık tarafında kaldılar. Yok şunu alalım. Sağlamını mı alalım? He, tabii sağlamını alalım. Ben kıyamadım da o yüzden. Tamam problem yok. Dur, yani zaten buna tattıracaktık ya. Evet. Evet. Tamam. Meyvemizi de görelim. Evet. Gösterelim şöyle aslında. Yeşil bir domatese de benziyor değil mi? Evet. Direkt olarak baktığımızda. Üstünde böyle mor bu birazcık daha büyüyor. Sararıyor. Evet. Sararıyor. Yaklaşık yani 500 gram yarım kilo kadar olabiliyor yani bunlara düzgün baktığımızda. Yani evet, düzgün bakmak gerekiyor tabii ki. Yoksa işte burada bizim saksılarda oldu yani biraz zor şartlarda büyüdü. Küçücük bir litrelik şeyin içerisinde büyüdü. Diğerleri de küçük geliyorlar. Devam ediyorlar bakın burada da var. Evet. Hangisi bu? Şunu neredesin bakayım? Buradaymış. Kökleri de yere geçmişler. Oo çok inatçılar. Aa! saksı. Kök sistemini de görmüş olduk. Evet, kök daha sistemini iyi de gösterelim bu arada. İyi oldu evet. Şöyle. Saçak ve saksının için tamamen sarmış bir kök sistemi evet, var. Evet şöyle yani kazık kökler de kazık var buradan. Kazık kökleri de var tabii. Saksıdan dışarıya çıkmış tamamen sarmış. Biz bunları kesip budayıp çelik alıp sonra devam edeceğiz. Evet tam şuradan hepsini birden keseceğiz. Başka bir saksıya alıp kışı. Orada geçirecekler. Kalan kısımları da çelik olarak yeni şeylere. Meyvelerde üzerinde küçük. Evet, bolca da meyvesi var. Meyveleri var evet. Evet. Yani bunları çok fazla aynı gövdede çok fazla dallandırmayalım. Mesela 4 tane 5 tane yeter. Yani evet. Çünkü o zaman meyve şeyleri küçük. Meyve irinlikleri geçecek. Evet. Küçük olacak. Küçük kalıyor. Bizim istediğimiz 500 grama yakın. 500 grama yakın evet. 500 grama yakın bir yapı oluştursun. Şimdi bıçağımız yok ama bizim makasımızı... Her derde deva makasımız evet, var. Evet her derde deva makasımızı... Gerçi buna bir şey yaptık ama yine zeytin yapalım ki yine şey olmasın. Başka şeye değdi ama neyse problem değil. Tamam. Her derde deva makasımız. Evet. Şimdi bunu hani şey gibi soyabiliriz. Salatalık soyar gibi.
Evet. Belki vitamini kabuğundadır ama. Kabuğunda da var. Tabii tabii kabuğunda da var. Evet. Bahsettiğimiz cilde iyi gelen kabukları bunlar da, değil evet. mi? Şöyle kestik. Ben şeyde çok güzel bak. Yalnız evet. cilde dokunduğu yerde yumuşacık yapıyor bu evet. arada. Evet. Şöyle çekirdeği falan yok içinde. Bakın. Böyle de bir meyvemiz var. Bunda kuru olarak da. Kuru olarak da. Tabii tabii ince ince yine böyle yarım santim kalınlığında kesiyoruz böyle. Bu şekilde kesip kurutucuda kurutuyoruz. Hı-hı. Ananas dilimi gibi kesiyoruz aslında. Yani evet. Öbür şekilde de kesebiliriz. Burada böyle çekirdek gibi bir şeyleri var ama kesinlikle bunlardan şey üremediğini biliyorum yani. Tohumdan üretim yapılmıyor yani. Bak. Hafiften tatlanmış. Evet. Ham olmasına rağmen hafiften tatlanmış. Tabii tabii bu şekilde de ben salatanın üstüne dediğim gibi rendeliyorum böyle çok güzel oluyor. Farklı bir şey oluyor. Kesinlikle yenebilecek bir tat. Evet. Kameraman arkadaşın gözü kalmıştır ama neyse. Biraz daha ikram ederiz. Biraz daha ikram ederiz. Biz o zaman biraz daha çevik yapmaya devam edelim. Hı-hı. Tamam. İzleyicilerimize buradan biz veda konuşmamızı yapalım. Bir başka programda görüşecek, hoşçakalın diyelim. Biz uygulama kısmına devam edelim. Sonra da kameraman arkadaşımıza meyve yedirelim biraz. Yazık evet. Şu kalsın, bunu bırakacağız. Sonra şunları alıp çelik yapacağız. Tabii bunlar böyle kendi halinde böyle ayakta duramıyorlar bu vaziyette. Destek yani bunları askıya da alabiliyoruz. Evet, şeyde batırabiliyoruz, herekte batırabiliyoruz. Ben bunu böyle tutayım abi, sen onu buda. Evet, şimdi bunu buduyoruz, şöyle alıyoruz tamamen. Alttan bir göz bırakacak şekilde yine. Aldık, tamamını aldık. Hı-hı. Bir tanesi kalacak. O zaman gövde de güçleniyor. Gövde de güçleniyor ve... Bunları çelik olarak kullanacağız. Evet, bunları çelik olarak kullanacağız. Zaman zaman da bunları ara budamalar falan da yapmamız lazım ki. Temizlemek de gerekiyor. Evet, temizlesin. Yani meyveleri güçlenir, Hı-hı. büyür, daha rahat. Evet, ay bakayım. Şimdi bunları, evet, yine deminki ölçümüzü, daha önceki ölçümüzü almıştık. Şuradan aldık. Alayım evet. şöyle. Yine buradan da. Şuradan devam edeyim ben de. Yaptık, evet. Yönünü. Doğru yaptım. evet, yapabiliyoruz. Tamam, ben keseyim birkaç tane. Evet. Gösterelim. Böyle çoğaltmış da olalım. Evet. Şuradan yaparken şuralardan daha önceden hani göstermiştik ya şöyle mesela bir tırnağımıza veya şöyle yapabiliyoruz. Şöyle yapabiliyoruz ama şuradaki gözün yakınına bir şey yap. Yani bunun şeyi şu kadar uzamaması lazım. Bakın şöyle mesela bazen şimdi şu vaziyette olmaz. Yani bu yüzeye yakın gelir. Bunu evet. mutlaka yarım santim bir yerden şöyle kesmemiz lazım. Yani yarım santim kaldı burada. Evet, bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da kestik. He. Mecburen şu birazcık daha uzun oldu. Ama arayı şurayı açıyoruz şöyle. Evet.